İşte var gücüm. İstihdam, kariyer ve girişimcilik fuarına teşriflerimiz bizleri onurlandırdı. 9.450 kişinin istihdamından bahsetti. 9.450'nin ne anlama geldiğini ifade için aynı İşkur İl Müdürlüğü'nün 2002 yılında aynı şehir, bu medeniyet kadim şehir, kültür şehri, kardeşlik şehri, sevgi ve barış şehri Diyarbakır'da 2002 yılında kaç istihdam gerçekleştirdiğimizi içinizde tahmin eden olabilir mi? 39 kişi sayın valim. 39 kişi. Yıl 2002, yıl 2018 ve yılın bitmesine 10 gün daha var. Sayın İl Müdürümüz bu rakamı küsuratları hallederek 10 bine, ki biz il müdürlerimizle geçen il müdürleri toplantısında ifade ettik. 40 gün 40 gece uyku yok müdürlerimize, İşkur çalışanlarına. Başarılar tesadüflerin sonucu değil. İşte bugün itibariyle 2018'de 1 milyon 170 bin kişinin istihdamını gerçekleştiren bir kurum. Kurumu da, milleti de, tüm tarafları kutluyor ve alkışlıyorum. Bir 15 Temmuz ihanetini bu milletin tarihinde görmediği, bir daha da görmesini arzu etmediğimiz bir kalkışmayla karşı karşıya kaldık. Milletçe tanklara ve toplara, mermilere göğsünü siper eden bu millet, ardından da ekonomisinin vurulmasına, iş gücü piyasasının tahrip edilmesiyle hedefe varılacağını ifade edilmişti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, işverenlerimizle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle, Esnaf Konfederasyonu'yla, İşçi ve İşveren Konfederasyonları'yla, Memur Sendikaları'yla hülasa 81 milyon bir karar verdi. Artı 1,5 milyon istihdam dedi. Birileri inanmak ve anlamak istemediler. Elbette ki bir yılda 1,5 milyon istihdamı gerçekleştirebilmek inanılması güç bir iddiaydı. İşte böyle bir güçlü iddiayı yerine getirmek için güçlü bir liderliğe, güçlü bir ülkeye, inançlı bir millete ihtiyaç vardı. Yek vücut olduk ve 2017 yılında 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdik. Ama Türkiye istihdamla büyümekte kararlı ve işte bu sene bunca yeni girişimlere ve kalkışmalara rağmen dolar üzerinden, yine operasyon yapma kalkışmalarına rağmen yeni bir rekoru milletçe hep birlikte gerçekleştirdik. Birilerinin iddia ettiği gibi artık Türkiye eski Türkiye değil. Adamı olanların, torpili olanların iş sahibi olduğu ülke değil. Niteliği ve becerisi olanların iş sahibi olduğu bir ülkedir. İşte Diyarbakır'da 10 binlere yaklaşan bu rakamların oluşmasında az önce Sayın Müdürümüzün sayılarını verdiği 8 binlere aşan aktif iş gücü programları içerisindeki eğitim programlarının rolü büyüktür. Ve neticede bu eğitim programları ve teşviklerimiz içerisinde 2021 yılına kadar sürecek olan bu teşviklerde kadınlarımıza, gençlerimize, engellilerimize pozitif ayrımcılık anlamında, iyileştirme anlamında 1,5 yıl kadar istihdam teşviklerimizden 883 liradan alacakları her artı personel için 2151 liraya kadar varan teşvik yelpazesi, Avrupa'da tüm ülkeler eksiye giderken Türkiye 582 bin istihdam gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin, yani 246,5 milyon olan iş gücü piyasası olan Avrupa Birliği ülkelerinin istihdam rakamı. Bakın, bu rakamları bir üniversitede öğrencilerin olduğu yerde, tüm kamu kurum kuruluşlarının huzurunda, medyanın huzurunda söylediğimi, tüm dünyaya açık rakamları söylediğimi ifade ediyorum. Diyorum ki bakınız, 246,5 milyon iş gücü piyasası olan
Avrupa Birliği ülkelerinin istihdamı 7.190.000. 161 milyon iş gücü piyasası olan Amerika Birleşik Devletleri'nin istihdamı 7.290.000 ve iş gücü piyasası 31 milyon olan Türkiye'nin istihdamı 7.5 milyon. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni başarılar hep birlikte gerçekleştireceğimizden zerre kadar endişeniz olmasın.